Somali'de 75 yaşlarında bir kadın. 130 keçisinden geriye sadece 10 tanesi kalmış. Kuraklık nedeniyle kaybettiği keçilerinden geriye kalanlara ise yiyecek bir şey bulamıyor. Her gün 3 saat yürüyerek bir başka yere gidip topladığı kartonları kalan keçilerine yediriyor. Onlar da diğerleri gibi kuraklığa yenik düşmesin istiyor. Somali yolculuğum, internette seyrettiğim işte bu hüzün verici hikayeyle başlıyor. Gitmeliyim diyorum. İşte tam da buraya gitmeliyim. Gidip en azından moral vermeliyim. Olabildiğim kadar destek olmalıyım. Birkaç hayata dokunabilmeliyim mesela. Birkaç yüzde tebessüm oluşturabilmeliyim. Derken bir bakıyorum benim gibi düşünen, desteklerini hiç esirgemeyen güzel insanların da olduğunu görüyorum. Birkaç yüzü güldürme niyetiyle çıkılan bu yolculukta yüzlerce kişinin sevinmesi nasip oluyor. Nasip demişken, nasipte olanlar gerçekleşiyor. Benim nasibime aracı olmak, Somali'de yüzlerce insanın nasibine almak, birkaç güzel insanın nasibine de vermek düşüyor. Ve Somali'deyim. Hemen yola koyulmalıyım. Uzağa, daha uzağa gitmeliyim. Kimsenin gitmediği, kimsenin birilerini beklemediği yerlere ulaşabilmeliyim. Kuraklığın tam da ortasında bir yerlere birkaç damla olup düşebilmeliyim. Bazen bozuk yollarda, bazen çölün ortasında, bazen de dağların arasında geçen iki günlük uzun ince bir yol. Yol boyunca kuraklıkla verilen savaşa yenik düşmüş hayvan iskeletleri görmek şaşırtmıyor beni. Ta ki deve iskeletleriyle karşılaşıncaya kadar. Susuzluğa günlerce, hatta aylarca dayanabilen bu hayvanlar bile yakıcı kuraklığın pençesinden kurtulamamış. Çölde ilerlerken bir ara yolumuzu kaybediyoruz. Ne tarafa gideceğimizi bilemiyoruz. Sağımız çöl, solumuz çöl, önümüz, arkamız çöl. Bir köylüden yardım istiyoruz. O da bize katılıyor. Birlikte Faragül köyüne doğru ilerliyoruz. Burası kimsenin gelmediği, geçerken uğramadığı çok uzakta bir köy. 150 ailenin kaderine terk edildiği, yokluğun ve yoksulluğun merkezi. Hemen hazırlıklara başlıyoruz. Köylüler canla başla bize yardımcı oluyorlar. Bir müddet kimseye muhtaç olmasınlar diye kimseyi incitmeden sessizce hazırlıyoruz hediyelerimizi. Derken az ileride yaşanan koşuşturma gözüme takılıyor. Gidip bakıyorum. Kadınlar karton kolileri alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bir karton ne işe yarar? Ya da bir karton neden bu kadar önemli olabilir? Şayet çalı çırpıdan yapılmış evinizin bir tarafında açık varsa, yere serebileceğiniz halınız, kiliminiz yoksa, çocuklarınız toprağın üzerinde yatıyorsa, o kartonları alabilmek önemlidir. Ve kuraklık, susuz geçen aylar, temiz suya hasret çocuklar, kadınlar, adamlar. Bizim elimizi dahi yıkarken çok daha fazlasını harcadığımız bir bardak suyla abdest alanlar. Su tankerlerimiz köye ulaştığında en çok da çocukların sevincini görmelisiniz. Akşam annelerinin yaptığı yemekle birlikte doya doya yudumlanacak temiz su. Aslında çocuklarla uzun uzun konuşmak istiyordum. Mesela en son ne zaman temiz su içtiklerini, dün ne yediklerini bilmek istiyordum. Ha bir de hiç oyuncaklarının olup olmadığını merak ediyordum. Kısıtlı zamanımız buna müsaade etmedi belki ama çektiğim bir fotoğraf karesi bütün sorularıma cevap olmuştu.
kocaman lastiğin peşinde hiç yorulmadan koşturan çocuk, oyuncağın, boyundan daha büyük varili kaldırıp suya yetişmeye çalışan çocuk, temiz suya olan Özlem'in, annesi gelene kadar üzerine oturduğu pirinç çuvalına uzun süre sahip çıkan çocuksa, dün ne yenildiğinin cevabını veriyordu. Evler, dışarıdaki hiçlikten hiç farkı olmayan 3-5 ağaç dalını sarmalamış eski elbiseler. Evlerine misafir olmak istiyorum. Konuşmak, dertlerine ortak olmak, onları unutmadığımızı söylemek istiyorum. Her evde hüzünlü bir hikaye sarıyor etrafımızı. Mesela 7 çocuklu Mustafa Muhammed, 150 keçisinin ve develerinin olduğunu, kuraklıkta hepsini kaybettiğini söylüyor ve ekliyor. Bu başımıza gelen Allah'ın takdiri. Ondan gelen her şeye razıyız. O bizi bu çölün ortasında unutmayacaktır. Bir diğer evde Salih ve ailesi. Onun da 6 çocuğu var. Kuraklıktan önce 25 keçisi varken şimdi sadece bir eşeği kalmış. Aklımda kalan tek sözü, kaderimizde bu varmış. Ve bir başka ev. 6 çocuklu Abdullah Süleyman'ın evi. 300 keçisinin tamamı kuraklığa yenik düşmüş. O da diğerlere gibi Allah'tan gelene razıyız diyor. Burada neredeyse her evde benzer hikayeler var. Keşke 2 keçileri kalsaydı. Belki yine çoğaltabilirler, eski günlerdeki gibi keçilerinin sütünden içebilirlerdi. Her eve yetişmek mümkün olmasa da aralarından 6 aileye ikişer keçi hediye ediyoruz. Tekrar eskisi gibi olması için hep birlikte dua ederek oradan ayrılıyoruz. Gözlerindeki sevinci anlatmak istesem hangi kelimelerle anlatacağımı bilemiyorum. Hani okyanusun ortasına düşmüş bir insana can simidi atarsınız ya, işte biraz öyle. Ve Faragül'den ayrılıyoruz. Dönüş yolundayız. Birkaç saat sonra geçtiğimiz başka bir köyde durduruluyoruz. Çaresizliğin içinde umudunu kaybetmemiş insanlar. Köyün lideri bir sürü şey anlatıyor. Aklımda sadece kuraklıkta köydeki tüm hayvanları kaybettik ve hiç suyumuz yok cümleleri kalıyor. Kalan son sularını gösteriyor. Çamurlu, kirli ve az. Belki yiyecekleri de yok ama bizden istedikleri sadece temiz su. Son paramızla o köye tanker ve su almaya karar verip oradan ayrılırken, arkamızda ellerini semaya açmış insanlar bırakıp yanımızda dualarını götürüyorduk.